Müjdegül hocam, bugün el alem ne der bizim için? Gebelikle ilgili bilmeniz gereken 5 şey söyleyeyim. Buyurun. Birincisi gebelik bulantıları konusu. Çoğu kadının ilk gebeliğe dair hissettiği şey o bulantılar oluyor. Bulanıyorum, sabahları çok kötü oluyor, çekilmez oluyor, diş fırçasından bile tiksindim vesaire. Şimdi bu gerçek bir fenomen. Hakikaten özellikle gebeliğin ilk 3 aylık döneminde, ilk trimester diyoruz, ilk 3 aylık döneminde 12 haftaya ulaşana kadar bazı kadınlar için hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Çok büyük bir kısmı idare edebiliyor ama bazı kadınlar hakikaten evden, yataktan çıkamaz halde oluyorlar. Yaşadığına tiksindirecek bir şey olabiliyor bazısı için. Ve her gebelikte de aynı şekilde olmuyor yani. İlk gebeliğimde hiç yaşamadım ama bunda perişanım gibi olabiliyor. Ağırlıklı olarak erkek bebek ise gebelik daha fazla olabiliyor. Erkek bebeklerin, erkek fetüslerin anne karnında ilk günden itibaren biraz fazla rahatsızlık verici olduğunu biliyoruz. Fazla molekül üretiyorlar, fazla hormon salgılıyorlar. Özellikle 20'li yaşlarında ilk gebeliğini yaşayan ve ilk gebeliği erkek olan kadınlar böyle yapışır vaziyette. Hiç 3 gündür hiçbir şey yemedim, ağzımdan bir lokma bile su geçmedi şeklinde olabiliyor. Normalde biz gebelik bulantılarına emesis diyoruz. Emesis bulantı demek. Emesis gravidarum. Gravidarum gebelikle ilgili. Yani gebelik bulantısı. Emesis gravidarum normalde gördüğümüz bir şey. Fakat bu aşırı olduğu zaman yani hiperemesis gravidarum dediğimiz durum söz konusuysa işte o zaman destek vermemiz gerekiyor bizim. Biraz serumla destekliyoruz kadını. Çünkü ciddi bir susuzluk meydana geliyor. Kadın vücudunda su kalmıyor. İdrar yolu enfeksiyonu olabiliyor. Başka sorunlar olabiliyor susuzluğa bağlı. Tansiyon yerlerde 7'ye 4 tansiyonla gelmiş. Dili yapışmış, her tarafı kurumuş, idrar çıkarmıyor vesaire. 3 gündür hiçbir şey yemiyorum. Böyle bir kadın geldiği zaman gebe biz serum ile beslemeye alıyoruz kadını. Olabildiğince ağızdan da bir şeyler alması için uğraşıyoruz. Fakat bazen hiç alamayacak durumda oluyor. Hatta ileri aşamasında yani kadının beslenmesini çok aşırı bozduğu zaman ciddi organ yetmezliğine gidiyor. Yani böbrek yetmezliğine gidiyor, karaciğer yetmezliğine gidiyor. O zaman biz gebeliği sonlandırabiliyoruz bile sadece bu yüzden. Yani hiperemesis gravidarum aşırı boyutlardaysa gebelik sonlandırma nedenidir bir nevi. Fakat çok büyük bir kısmı yani gebelerin %70-80'inin yaşadığı ya sabahları çok kötü oluyor ama sonra geçiyor şeklinde olan şeyi hafifletmek için bir takım tavsiyelerde bulunabilirim. Bir kere az az sık sık yiyin. Yani canın çok istedi oturup bir porsiyon döneri yeme. Yani iki lokma al bir bırak bekle. Yemeğe iştahın varken bile az ye. Ve sık sık böyle atıştırma şeklinde. Beyaz leblebi iyi geliyor. Beyaz leblebi o çubuk krakerler, kuru kraker, yağsız olanlar özellikle iyi gelebiliyor. Fakat çok kadına göre değişebiliyor. Mesela bir gebem var sadece zeytin yiyebiliyorum. Sadece zeytinle beslendi 3 ay. 3 ay sadece bir zeytin yedi. Zeytin yedi, su içti. Yani sana su içirebilen neyse genelde o beyaz leblebi ya da kraker oluyor. O şekilde az az atıştırma şeklinde. Ben mesela ilk gebeliğimde hiç bulantı yaşamadım. İlk gebe kaldığımda kızıma gebeydim. Hiç yaşamadım ama 10 kilo aldım 2 ayda. Yani bebek fasulye kadardı. Ben 10 kilo almışım. Direkt şeye gittim anne reyonuna. Hamile pantolon alacağım dedim. Ay hamile misiniz? Hayırlı olsun. Kaç aylık dedim. 2. Yani 2 aylıkken ben hamile pantolonuna geçiş yaptım. O sonra da almadım zaten kilo. Meğersem yiyormuşum ben ilk gebeliğimde. Yedikçe hem kilo aldım hem de bulantılarımı bastırmışım. İkinci gebeliğimde oğluma ay 3 gün hiçbir şey yemediğimi biliyorum. Hayatımda hiç dişlerimi fırçalamadan yatağa girmişliğim yoktur benim. Mutlaka yani sürünerek de olsa dişlerimi fırçalarım, öyle yatarım. Oğluma hamileyken akşam dişlerimi fırçalamadığımı biliyorum. Çünkü birazcık çorba içtim, yarım kepçe falan, o dursun çıkmasın diye. Böyle artık kusmaktan, Mallory Weiss sendromu denir ona. Bu öğürmeden dolayı yemek borusundaki damarlar yırtılır ve kan kusar kişi, kan tükürür. Artık o öyle bir kuvvetli bir örtü geliyor ki diye bir şey ve boş çıkarıyorsun. Midende bir şey yok çünkü 2 gündür bir şey yememişsin. 8 kilo falan verdiydim oğlumun gebeliğinde, gerçekten zor bir dönemde. Ve o zaman anladım ya, bulantı demek çok. Ve bir anda şak diye kesiliyor 12 hafta olunca gebelik. Çoğunda oluyor yani, herkeste olmuyor da 12-13 haftada. Benim şey oldu bir gün, bizde gorgoç çorbası vardır bizim Trabzon'da yöresel yemek. Mısır çorbası diye geçer. İçinde barbunya var, mısır var, işte buğday var vesaire. Onları böyle kaynatıp üzerine de tereyağıyla zagoda otu diye biliyoruz biz. Bir çeşit dereotuna benzeyen bir ot. Tereyağıyla onu yakıyor üstüne. Babaannemden onu yapmasını istedim. Babaanne bana gorgoç çorbası yapar mısın dedim ya. 3 gündür, 5 gündür bir şey yemiyorum. Bir an canım onu çekti yani. Gorgoç çorbası yesem dedim. Babaannem de o getir gelir yapayım dedi. Akşamdan ıslamış onu, sabahleyin de yapmış. Gittik şimdi kayınvalidemle beraber babaanneme gorgoç çorbası. Babaannem kokuyu alır almaz kayınvalidem yapacak çıktı. Çünkü o
tereyağı kokusu ağır bir koku geldi ona. Benim de ama çocukluğumdan damağımda kalan bir tat, istedim onu yani. Onunla beraber çıkmıştım mesela bulantılardan. Böyle o yüzden de hani kadınların canının istediğini gebeyken verin gibi bir şey var ya. Ne istiyorsa o onun işte şey aslında. O bulantıların bittiğini gösteren bir şey. Sabır gösterirseniz ve olabildiğince bu tavsiyelere dikkat ederseniz, bir daha üstten gideyim tavsiyelerin. Az az sık sık yemek dedim. Yudum yudum su içmek. Gece yatmadan önce başucunuza bir kuru ekmek ya da bir parça kraker, bir şey işte, beyaz leblebi de olabilir, bulundurun. Sabah yataktan kalkmadan, ayağınız yere değmeden bir lokma atarsanız o gün daha iyi geçiyor. Bir de bedeninizi ona teslim etmeyin yani. Ne kadar yüz verirseniz o bulantı sizi o kadar ele geçiriyor. Çok yüz vermeyin. Bu beyin sapımızda medulla oblongata dediğimiz yerde bir bölge var. Bulantıya hassas bir bölge. Bu kısımda aslında bu bir mekanizma yani. Vücuduna, bebeğe zararı olabilecek şeyler almaman için geliştirilmiş bir evrimsel mekanizma. Aslında koruyor bebeği. Fakat çok bir aşırılık oluyor bazı gebeliklerde. Yani şu suyu da içeceksin yani. Şu suyu içmezsen de hasta olursun artık. O yüzden beyaz leblebi, işte zeytin, neyse size o suyu içirebilen. O 2-3 ayı idare edin. Ay, vitamin şey yapmam lazım. Folik asit almam lazım. Ceviz yemem lazım. Maydanoz yemem lazım. Tamam, onların hepsini ye de şimdi değil. Yani şu bulantılar geçene kadar biraz idare et. Ondan sonra yersin onları yavaş yavaş. Tamam mı? Bulantılar böyle. Çok yüz vermeyin. Sabredin. Geçecektir. Fakat aşırı olursa, günlerdir yemiyorum içmiyorum, mutlaka bir doktora gitmek lazım bunun için. Bu böyle. Gebelikle ilgili ikinci bilmeniz gereken şey gaz sorunu. Ciddi bir doğal gaz üretimi oluyor. Neden? Çünkü çok fazla miktarda progesteron var vücutta. Gebelik hormonudur progesteron. Zaten adı oradan geliyor. Progestajen, gebelik demek. Gebeliği sağlayan bir hormon. Progestasyonel bir hormon progestajen. Progestajen aşırı derecede beyaz kas hücrelerinde gevşemeye sebep olur. Düz kas hücreleri gevşer ve bağırsaklar da gevşer, mide de gevşer. Hepsi böyle bir yavaşlar, gevşer, içi gaz dolur. Sonra bu gaz şiddetli ağrıyla, sancıyla beraber çıkmak ister. Özellikle 3 aylık, 4 aylık gebeler şiddetli böyle kasık ağrısıyla gelirler. Gaz o. Çoğunluğu gazdır yani. O gaz gerçekten çok ciddi ağrı yapıyor. Bunu ben de söylemiş olayım, sizin de aklınıza çalınsın. Çok böyle 3 aylık, 4 aylık gebeler böyle acil kapılarında, yani tabii ki gelin bakarız her zaman. Kadın doğum acilde biz ne yapıyoruz? Yani bunlara bakıyoruz zaten. Ama bu da aklınızın bir kenarında olsun. Gazdır, gaz dediği zaman sallamıyor sizi. Gerçekten gaz çok şiddetli ağrı yapabiliyor ve gaz da ciddi bir sorun gebelikte. Hatta ben ikinci gebeliğimdeydi sanırım. Gaz yüzünden bir gün izin aldım işten, eve gittim, yattım. O kadar şiddetli karın ağrısı yapabiliyor. Gazın çözümü de şu, yani tabii ki bağırsak alışkanlıklarınız öncesiyle alakalı olarak biraz eğitmeye çalışabilirsiniz. Hani yedikten sonra tuvalete gidip 2 saat oturmak gibi vesaire, ya da işte gaz yapacak yiyeceklerden uzak durma, ayaklarını sıcak tutma falan gibi şeyler yapabilirsiniz ama gaz girdi, karnın böyle davul gibi dondondan ses geliyor ve ağrıyor oturduğun yerde. Yat, biraz sol yan, biraz sağ yan. O gaz yer değişti. Belki salıncak yatarak, şu iki kişilik salıncaklar var ya verandalarda olan, onlara yatıp böyle sallanmak iyi olabilir. Çünkü o gaz yer değiştirdikçe gerçekten rahatlıyor. Yürüyüş olabilir. O yüzden gebelere yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Günde yarım saat, bir saat özellikle. Gaz ciddi bir sorun gebelerde. Bağırsak alışkanlıkları da önemli bir sorun. Bazı gebeler, çok büyük bir kısmı, yarısı gebelerin neredeyse, kabızlık sorunundan şikayetçi. Gebelerdeki kabızlığa çözüm, hani şu klasik genel cerrahi ya da dahili uzmanlarının önerileri var ya, lifli beslenin, bol su için vesaire. Onlar da bazen işe yaramıyor. Bu incir, kuru inciri bir bardak suyun içinde ıslatıp önce suyu içip sonra da o taneleri yeme falan. İncir çok kalorili bir şey ama hani bir de ekstradan onun kalorisini almak söz konusu olabiliyor. Benim çözümüm probiyotik yoğurt, ama probiyotiği kendiniz evde yapacaksınız. Yani şu eczanelerden probiyotik diye poşetler satılıyor ya, onunla 1 litre süte bir poşet yaparak o rahatlatıyor gerçekten kabızlığı. Bazı gebeler de ishalden şikayetçi oluyorlar. Bu gebelik bulantısını sağlayan hormonlar, işte bir sürü hormon var. Neuropeptin Y, gastrokinin Y, bir sürü ajanlar, substan P. Bir sürü bioaktif ajan var bağırsakta ve bunlar bağırsakları rahatsız ediyor ve ishal oluyor. Normal bir sulu ishal. Bunun da çözümü gene pirinç lapası, patates gibi, bol su içmeye çalışmak gibi. Biraz gebeliğin yaşam kalitesini bozan şeyleri bu bağırsak sistemiyle ilgili sorunlar. Ne dedim? Gebelikle ilgili bilmeniz gerekenler. Bir, bulantı. İki, işte gaz. Üçüncüsü, gebelikte uyku sorun. Yani başlangıçta, özellikle ilk 3 ayda aşırı bir uyku oluyor kadınlarda. Yani bıraksan uyuyacağım yani bütün gün, öyle bir de yorgunluk. İşte onu gebelik hormonları yapıyor. Uyuyabiliyorsanız uyuyun gerçekten.
ama çok entelektüel olarak aktif olmanı gerektiren bir işin varsa o dönemde dikkatin dağınık oluyor. O progesteron hormonu gene burada sorumlu. Progesteron hormonu beyinde ödem yapıyor. O ödem bütün nörotransmitterlerin ateşlemesini yavaşlatıyor. Bir ağırlık oluyor. Gerçekten yapılmış çalışmalar var. Hamile kadınların IQ'sunda yaklaşık bir 15 puanlık bir düşüş oluyor. Bu hissediliyor yani. Hakikaten gebe kaldın, biniyorsun araba, sağdan mı gidecektim, soldan. Ben araba kullanmayı bırakmıştım gebeyken. Yani gebelikte araba kullanmak yasak değildir, sakıncalı değildir. Ama ben kendim, şahsi yani kişiye göre karar veririz zaten. Ben kendi gebeliğimde bıraktım. Çünkü karar veremiyorum, bir de sinirli oluyorum. O sinirli olunca kortizon, o stres hormonları bebeğe geçiyor. Bebek de sinirli olacak diye öyle kendimce bir imkanım vardı. Hani araba kullanmama gibi bir seçeneğim vardı benim o dönemde çalıştığım işimden dolayı. O yüzden ben araba kullanmayı bırakmıştım mesela. Sırf bu yavaşlık, uyku vesaire. Gebeliğin başlarında öyle, sonlarına doğru gebeliğin 6. ayından sonra da bir uykusuzluk oluyor. Çok hastam vardır. Uyuyamıyorum. Gece uyuyamıyorum. Şimdi burada bir ruhsal bir kısım var. Mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından da görüş almak lazım. Gerçekten anneliğe hazır mıyım diye bir sorgulamaya giriyor kadın 6 aylık olunca. Bebek iyice ortaya da çıkınca artık eşya meşya alıyorsun, oda yapıyorsun vesaire, bir düzen yapıyorsun. Bir endişe, bayağı anksiyete yaşıyor kadın yani yatınca yata. Şimdi ben onun banyosunu nasıl yaptıracağım? Evimin sıcaklığını nasıl ayarlayacağım? Derece almam lazım. Termostat, hemen internete gireyim, derece alayım vesaire. Bir de korkular olabiliyor. Nasıl doğacak? Doğarken ölürsem ya? Ya bebek ölürse? Ya içimden böyle yaratık gibi bir şey çıkarsa? Çünkü kapalı ya, bilmiyorsun ne çıkacak. Hakikaten bu tür düşünceler uykularınızı kaçırır hale geldiyse bir ruh sağlığı uzmanından yardım almakta fayda var. Kullanabildiğimiz hafif düzey uyku ilaçları var ama bir psikoterapiden çok fayda göreceksiniz. Onu söyleyeyim yani. En kötü ihtimalle az fayda göreceksiniz ama çok fayda görüyor, çok büyük bir kısmı. O yüzden gebelikte uyku sorunu yaşayan hanımlara mutlaka ben sonrasında, doğum sonrası depresyonu da daha fazla oluyor bu kadınlarda. O yüzden uyku sorunu olan gebelere mutlaka bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşmeyi öneriyorum. Bu da gebelikle ilgili aklınızda olması gereken üçüncü bir maddeydi, uyku konusu. Dördüncü madde gebeliğin sonlarına doğru gelir. Hep böyle sindirim bağırsak sisteminden gittim ama maalesef burada büyüyen kitle bağırsakları ve mideyi rahatsız ettiği için en çok mide bağırsak sistemiyle ilgili sorun yaşıyor kadınlar. Gebeliğin sonlarına doğru bir reflü problemi olur. Reflüyü hayatında daha önce hiç yaşamamış bir kadın ilk defa gebeliğinde yaşayınca bir şaşırır. Bu ne ya diye. Şurada böyle bir taş oturmuş gibi bir his olur yemeklerden sonra ve sabahları özellikle bir öksürük, boğazda bir balgam, bir kötü bir tat, koku, belki nefes kokusu olabilir. İşte bu hep reflünün göstergesi bunlar. Gebelikte mide boşalma yavaşlıyor işte progesteron hormonunun yüzünden. Bir de mekanik bir etki var. Bebek aşağıdan boşalmasını kendisi de mekanik olarak bozuyor. O yüzden yediklerin kalır midende. Anestezi uzmanları mesela anestezi verecekse birine 2 saat en az aç olmalarını isterler. Ama gebelerin en az 6 saat aç olmalarını isterler. Çünkü 6 saatte ancak terk ediyor mideyi yemek. 6 saatte bile terk etmiyor bazı gebelerin midesini yemek. Ve bu yemek borusuna kaçıyor. Reflü dediğimiz şey bu. Geri kaçıyor yani. Regürjite oluyor. Bu asit, midenin içinde asitli bir içerik var. O asit yemek borusunu yakar. Bayağı bir göğüs yangısı olur. O yüzden gebelere özellikle tavsiye ettiğim şey emzirme koltuğunu şimdiden alın. Evde bir emzirme koltuğu bulunsun. Onda böyle kalkılma şeklinde uyuma. Zaten böyle uyumaya alış. Böyle uyuyacaksın. Biraz sonra da bebek yapışacak buraya. Bununla beraber böyle uyuklayacaksın filan. Oturarak uyumayı tavsiye ediyorum. Yatmayın. Sırt üstü yatınca o reflü daha çok artıyor. Yani yatmadan önce 3-4 saat öncesinde bir şeyler yemeyi kesmek de bir seçenek olabilir ama hem az az sık sık ye diyorsun hem de yatmadan 4 saat önce bir şey yemeyi kes diyorsun. Bunlar biraz birbiriyle çalışıyor gibi gerçekten. Evet, o yüzden oturarak uyumayı tercih edin. Bir de bazı reflü asit azaltıcı ilaçlarımız var şurup şeklinde. Çok da yazabiliyoruz yani 8-10 kutu yazıyoruz. Böyle bazı gebeler sonlara doğru bunu böyle şişeden içme şeklinde oluyorlar o asit ilaçlarını. Bu da gebelikle ilgili bilmeniz gereken dördüncü şeydir reflü konusu. Gerçekten yaşam kalitesini oldukça bozan bir şey reflüde. Bu konuda baştan nasıl tedbirini alarak giderseniz o kadar idare edebilirsiniz gebeliğin sonuna doğru. Çünkü loğusalıktan sonra da hemen rahatlamıyor yani ve kalıcı reflü etkileri olabiliyor mide bağırsak sisteminde. O yüzden dikkat edelim buna baştan itibaren. Beşinci gebelikle ilgili bilmenizi istediğim şey de hareket sorunu. Bedenin önünde büyüyen bu kitle vücut ağırlık merkezini değiştiriyor. Ve kadının duruşu bile böyle bir geriye doğru kaykılma şeklinde olabiliyor. Eski hareketliliği zaten olmuyor. Bir kere bak,
Zaten vücudunda aşırı bir progesteron var. O beynini yavaşlatmış. Beyin zor adapte oluyor yeni gelişen şeylere filan. Ödem var. Her tarafında, bütün dokularında ödem var. Parmakların şişmiş, yüzüklerin olmuyor. Onları atmışsın falan filan. Zaten beden algın değişiyor. Bedenin de hayatında hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde karın bölgesi büyümüş. Orada çatlaklar olmuş. Belki selülit bir anda olmuş. Memeler önce ilk aylarda çok güzel olur memeler. Ay memelerimi çok beğeniyorum der kadın. Ondan sonra o memelerin uçları simsiye olur. Kapkara. Ay memelerim onun için böyle oldu falan. Bedeniyle ilgili zaten kadının bir mutsuzluğu var. Bir de bu hareket beceri yeteneğinin azalması kadını iyice bazen sakarlaştırır. Böyle eli kolu ayarı olmayabilir gebe kadının. Düşebilir. O yüzden hani hamilelere pek çay koydurmazlar. Yakmasın vesaire diye. Bir de bu şeylerin üzerine kadında bir gebe yogası diye bir çabaya giriştiklerini görüyorum ben gebelerin. Şimdi bu yoga zor bir şey. Hayatında hiç yoga yapmadıysan ilk defa gebeyken başlama yoga yapmaya. Ne yapıyorduysan onu devam ettirebilirsin. Sen mesela profesyonel yüzücü olabilirsin. Gebelikte de havuz tercih etmemek üzere, deniz mümkünse yüzmeye devam edebilirsin. Ya ne bileyim, dansçıysan sen gebeyken de o dansını yapmaya devam edebilirsin. Ya da önceden yogisin, yoga hep yapıyordun zaten. Gebe yogasını da adapte et, yap karnını daha koruyacak şekilde. Fakat hiç hayatında yoga yapmamışsın sen. Gebe kaldım, şimdi yogaya başlayacağım. Aşağı bakan köpek falan olmaz. Tutamazsın, yapamazsın. Zarar verebilirsin. Özellikle bu omurgan, kalça eklemi falan normalin aşırısında bir gerilmeye maruz kalıyor. Kendini sakatlayabilirsin, zarar verebilirsin, düşebilirsin. Böyle hareket sistemi, beden algısı konusu da gebelikle ilgili bilmenizi istediğim bir başka bir şey. Böyle gebelik hakkında bilmediğiniz şeyler, doğum hakkında bilmediğiniz şeyler gibi böyle çok bilinen YouTube videoları değil de böyle benim kendimce dikkatinizi çekmek istediğim maddeler şeklinde yapıyorum. Çok da tıklıyorsunuz, teşekkür ederim. Ama YouTube'a küskünüm. Oğuzhan, beni gördüğü yerde YouTube cinsel diye yapıştırıyormuş. Evet hocam. Halbuki ne alakası var yani şimdi? Elim ayağım dolaştı. Beni gördüğü yerde herkesin aklına cinsellik mi geliyor? Bak şimdi gayet gebelik anlattım mesela, gebelikle ilgili. Olsun. Gene de kısıtlıyormuş YouTube. Aşk olsun YouTube. Biz para için yapmıyoruz bu işi hocam. Sıkıntı. Ha, para konusu mu sadece o kısıtlama işi? Sadece para için mi? Çok büyük kısmı para. Ha, o zaman boşver. Yani sıkıntı yok. Tamam. Bu kadardı. Gebelikle ilgili bilmenizi istediğim 5 şey bu. Öpüyorum. Görüşürüz hocam.